değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Mülk Allah'ındır sözünde nasıl bir müjde var? Tabi insan Allah'ı tanıdıkça, Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını öğrendikçe hayattan lezzet ve zevk almaya başlıyor. Şimdi mülk Allah'ın olunca o zaman insan hangi nimeti kendinden bilebilir ki? Bakın gururdan insanı kurtardı enaniyetten, benlikten, benim deme duygusundan insanı kurtardı. Öyleyse her şey Allah'ındır. Her şey Allah'ın mülküdür. Ve her şey Allah'ın mülkünde Allah'ın mülkü olarak bize emanet edilmiştir. Öyleyse benim bedenim Allah'ın mülküdür. Şimdi şu bedenimin idaresi kimin elinde? Allah'ın elinde. O zaman ben bu bedenimi ben idare etmiyorum ki. Bakın insan rahatladı. Demek ki mülk Sahibi kim ise o mülkü idare eden de odur. Çünkü ben bedenimin idaresini yürütmeye gücüm yetmez. Nerede ağzıma aldığım elmayı yapamam? Çünkü o mülk Allah'ındır. Allah yaptı. Geldi o elmayı aldığım elimi e, elimi de ben yapamam. Öyleyse bu el de Allah'ın mülküdür. Bak Allah'ın mülkü olan elimle. Allah'ın mülkü olan elmayı ağacın dalından yine Allah'ın mülkü olan ağaçtan aldım. Ağzıma atıyorum. Peki bu ağzım yine Allah'ın mülkü. Haydi bunlar benim irademe bırakılmış şeyler. Bunları bilerek yaptım. Peki elmanın elime gelinceye kadar ki şeyinde benim bir katkım var mı? Yok. O elmanın yaratılması için kainat lazım. Öyleyse kainattan Allah süzdü o elmayı benim elime ikram etti. Yine verdiği, bana emanet verdiği elimle yine emanet verdi ağzıma attım. Ondan sonra mideme gönderilmesi, midemde pişirilmesi, oradan değişik süzgeçlerden geçirilmesi, mutfaklarda pişirilmesi ve ondaki gıdanın gözüme hücre olması yine Allah'ın yaratmasıyladır. Öyleyse benim bedenimdeki bütün organlar da Allah'ın mülkü o organlardaki icraatlar da Allah'ın mülkü ve onların içerisindeki nimetlerin gözüme gidip orada hücre olarak yaratılması da yine Allah'ın mülkü. Bakın, nimetlerde böyle olduğu gibi sıkıntı ve kederlerde de böyledir. Yani bela ve musibetler de Allah'ın mülkü. Bize zarar veren herhangi bir varlık da Allah'ın mülkü olarak bize zarar veriyor. Onun için gerek ihtiyaçlarımız olan şeylerde o halde malikül mülk mülkün sahibi olan Allah'a iltica edeceğiz. Gerek zararlı olan şeylerden korunmada da yine malikül mülk mülkün sahibi olan Allah'a iltica edeceğiz. Bakın bir Müslüman üzerine düşen vazifeyi yaptıktan sonra hangi olay olursa olsun maddi manevi arkasından bütün mülkün sahibi Allah'a iltica etti mi? Artık onda hiçbir gam ve keder kalmaz. Sıkıntı, üzüntü, elem, hepsi yok olur. Yine Allahu u Teala'nın bize verdiği vazifeleri yerine getirdikten sonra bir ihtiyacını karşılama konusunda da hiçbir endişesi olmaz. Onun için mülkü sahip hakikisine verdiniz mi? Kainattaki olaylardan da ciddi anlamda etkilenmezsiniz, rahatsız olmazsınız. Neden? Yağmur yağdıran Allah, rüzgar estiren Allah, dünyayı döndüren Allah. Yani dünyanın üzerinde beni durduran Allah olduğu gibi üzerinde durduğum küreyi ardı döndüren de Allah. E geceyi getiren de Allah, gündüzü getiren de Allah. Bakın o halde olayların karşısında vazifeni yap, gerisine karışma. Onun için ne demiş İbrahim Hakkı Hazretleri? Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bakın bu mülkün sahibi olan Allah'ı hakkıyla bilmenin neticesidir. Bu açıdan Bediüzzaman Hazretleri de der ki, pencerelerden seyret, içlerine girme. Demek ki insan bazen dehşet alabiliyor. Olaylar karşısında aciz olabiliyor. Vazifesini yapıyor ama yapacağı bir şey kalmıyor. Tabi. Vazifesini yaptıktan sonra yapacağı tek şey budur zaten. Olayların içine girip de uğraşma. Altına girip ezilme. Seyret olayları Allah'ın celalini, Allah'ın cemalini, Allah'ın rahmetini, Allah'ın hikmetini seyret, zevk al, lezzet al. Çünkü kainat umumen Allah'ın mülküdür. Allah mülkünde isterim tasarruf eder. Onun izni olmadan hiç kimse hiçbir mülke tasarruf edemez. Bu rahatlığı, bu huzuru Allah hepimize nasip etsin. Eğer bu huzur ve saadeti yakalayamadıysak Allah'ın mülk olması konusunda sıkıntı çekiyoruz demektir. Bununla ilgili mülkle ilgili İmam-ı Azam Hazretlerine nispet edilen bir olayla konuyu netleştirip bitirelim. Bir gün İmam-ı Azam Hazretleri talebeler ders okurken birisi gelmiş kulağına bir şeyler söylemiş gitmiş. O da elhamdülillah demiş. Sonra yine birisi aynı adam veya bir başkası biraz sonra tekrar gelmiş tekrar kulağına bir şeyler söylemiş Tekrar gitmiş. Biraz durmuş. Tekrar elhamdülillah demiş. Sormuşlar ya iman bu hal nedir? O demiş ki ilk gelen bana içinde mallarımın bulunduğu geminin battığını söyledi. Baktım kalbim üzülmedi. Ona elhamdülillah dedim. Sonraki gelen de dedi ki yanlış bilgi gelmiş efendim. Sizin geminiz batmamış. Sahile çıkmış bilgisi geldi. Baktım kalbim sevinmedi. Ona elhamdülillah dedim. Bakın Allah'ı hakiki tanıyan insanlar hayattan böyle lezzet alıyorlar. zevkar. Bir gemi mal battı diyorlar. E hayırlısı olsun diyor. Elhamdülillah diyor. Üzülmüyor. Ya bir gemi malın batmamış diye müjde geliyor. Ona da sevinmiyor. Elhamdülillah diyor. Sevinecek bir şey yok. Allah'ın mülkü. Mülk onundu. İsterse alır, isterse verir. Vermek hikmetiymiş. Verdi. Almak hikmeti olsaydı alırdı. Ben üzerime düşen yaparım içerisine karışma. İşte pencerelerden seyret, işlerine girme. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyle.